Biz sessiz kaldıkça vatanı sattılar, topraklarını sattılar, fabrikalarını sattılar, madenlerini sattılar. Yakında herhalde insanını da satacaklar. Biz sessiz kaldıkça satılan bir ülke var. O yüzden biz bağımsız Türkiye'liler ne yapmayacağız? Sessiz kalmayacağız, susmayacağız. Yalana, talana, dolandırıcılığa müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş dillerine doluyorlar. Seçimden sonra bir şey yapmak isteyecekler. Ne bu? Anayasa değişikliği. Bakın kıymetli Kayseriler, bu dakikadan sonra anayasa değişmek isteyen, emin olun o üç maddeyi değişmek için anayasa değiştirmek istiyor. Neydi o üç madde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletinin yapısıydı. İşte bugün AK Parti hükümetinin bizim üzerimize dayatmaya çalıştığı, bizim üzerimizden yapmaya çalıştığı şey bizi kendi benliğimizden, kendi kimliğimizden uzaklaştırmaktır. Bizlere düşen, seçimden sonra önümüze düşecek, önümüze koyulacak olan bu anayasa değişikliğine ne demek? Hayır demek. Ne diyeceğiz o anayasa değişikliğinde? Hayır. Ne diyeceğiz? Hayır. Ve bütün Türkiye'ye hayır demesi gerektiğini kim gösterecek? Biz göstereceğiz. Bunlar anayasa değişeceğine, hep söylüyorum, neyi değişsinler? Ana kasayı değişsinler. Niye? Emekli 10 bin lira para alıyor. Annenize, babanıza, size, dedenize, emeklilere reva gördüğü hayatı kendileri yaşar mı? Mümkün mü böyle bir şey? Bu ülkenin %10'u 10 milyona yakın insan yapıyor. Yunanistan'dan kalabalık. Bizim o 10 milyonla bir derdimiz yok. Onlar zengin. Bu ülkenin %10'u gayet zengin. Huzurları yerinde. Ama kalan 70 milyondan fazla insan, yani sizler, yani bizim hakkını savunmaya çalıştığımız insanlar bugün ülkede açlıkla mücadele ediyor. Yoksullukla mücadele ediyor. Ve size bunu dayatmışlar, kabul ediyorsunuz. Üzülüyorum bakın. Bunu kabul etmeyin. Bu ülkenin yoksulluk kaderi değildir. Sadece bir örnek vereceğim. Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden kazası oldu. Bir sürü soru sorduk ama bir tane soru sormadık. Neydi o soru? Bu altın madeni kimin? Bu madenler kimin? Bu peşkeş çekilen zenginlikler kimin? Bu ülke fakir bir ülke değildir. Bu ülke yoksulluğa mahkum bir ülke değildir. Ama bizler bize ait olanın savaşını vermezsek, bize ait olanın kavgasını verip elimize almazsak yoksulluğa mahkum oluruz. Canım feda sana, sen de bayrağım. Babam Haydarbaş, Hacı Bektaş için ne derdi? Derdi ki, o Anadolu'nun manevi genelkurmay başkanıdır. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı yaptığı sırada Nevşehir'e gidiyor. Nevşehir'de Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına gidiyor ve o dergahta 3 gün irtikaba çekiliyor. Tek başına. Ve Cumhuriyeti kurma fikrini ilk defa Hacı Bektaş-ı Veli'nin yanında Atatürk dillendirmeye başlıyor. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Uzun lafın kısası. Müslümanlığımızı Hacı Bektaş-ı Veli'ye borçluyuz.
Türklüğümüzü Atatürk'e borçluyuz. Ve burada o insanları sevdiği için cezalandırılan insanlar görüyorum. Burada o insanların yolunda gittiği için yol hizmeti alamayan insanlar görüyorum. Ve siz, üzülerek söylüyorum, siz sizi kurtaracağını zannettiğiniz Atatürk'e, cumhuriyete, demokrasiye, laik değerlere sahip çıkacağını zannettiğiniz insanların peşinden sürüklenirken kandırılıyorsunuz. Hiçbirinin, unutmayın, birbirinden farkı yok. Konuşmaya geldiği zaman bakıyorsun, hepsi harika konuşuyor. Hepsi kelimeleri öyle güzel diziyorlar ki, gerçi önlerinde prompter var, kaldırsan hiçbiri konuşamıyor da. Hepsi çok güzel anlatıyor. Peki uygulamaya gelince, küçücük bir menfaatine bütün bir milletin geleceğini pazarlık konusu yapıyorlar. Bunların tamamı aynısını yapıyor. Bu ülkedeki düzeni değiştirmek istiyorsanız 20 yıldır yaptığınız şeylerin dışında bir şey yapmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? 20 yıldır ne yaptıysanız bu seçim gelin başka bir şey yapın. Bakın göreceksiniz. Ülke düzelecek. Göreceksiniz asgari ücretli 17 bin liraya mahkum kalmayacak. Göreceksiniz emekliye 10 bin lira maaş diyemeyecekler. Göreceksiniz memurlar evini geçindirmek için ay sonunu düşünür halde olmayacak. Yeter ki siz 20 yıldan beri yaptığınızın dışına çıkın. Size yapılan muamele şu. Biz ne yapsak zaten gelip bize oy verecekler. Burası bizim oy depomuz. Öyle değil mi? Bunu yapmıyorlar mı? Bunu yapıyorlar. Biz de gidip tıpış tıpış sandıkta oy veriyoruz. Devletin nesi varsa peşkeş çekildi. Özel sektör adı altında, liberal ekonomi adı altında AKP'lisi de, CHP'lisi de, MHP'lisi de, İYİ Partilisi de gittiler, küresel ekonominin çarkına uyum sağladılar. Seçimden önce gördük, Amerika'dan profesörler getiriyorlardı. Türkiye'de ekonomist mi yoktu? Türkiye'de ekonomi bilen insan mı yoktu? Şu mahalledeki esnafı getirseydi ülkenin başına daha iyi ekonomi yönetirdi. Devleti ortadan kaldırmanın yolu devletin ekonomik gücünü elinden almaktır. Ve bu ülkede 50 seneden beri yapılan devletin ekonomik gücünü devletin elinden almaktı. Buna bu ülkede 70 senedir kim iktidar olduysa alet oldu. Bu dediğimi sakın unutmayın. Açın yakın tarihinizi okuyun. Açın tarihinizi okuyun. Ne yapıldığına bir bakın. 70 senedir bu ülkenin devlet ekonomisi zayıflatıldı. Özel sektörün eline verildi. Yabancılara peşkeş çekildi. Saydığım bütün partiler buna alet edildi. Hepsi alet oldu. Hasan Başkanımız size emanet. Sizler de başkanıma emanet. Hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla. Hüseyin Başkan! Hüseyin Başkan!